tatlandırıcı ürünlerin kullanılmasının ne kadar zararlı veya yararlı olduğunu düşünüyorsunuz? Evet. Bu son zamanlarda aslında doğal tatlandırıcılar bulmak mümkün. Yani normal ağaçlardan. Pastalar ürünler evet. Yapıldığı zaman biliyorsunuz kullanılan tabii toz şeklindeki şeker yerine geçen tatlandırıcılar değil. Kimyasalları şüpheli yaklaşıyoruz çünkü çok net olmasa da onlar ileriki dönemlerde kansere çevrilebiliyor ama doğal tatlandırıcılar yani normal bitkilerden elde edilen tatlandırıcılar bir nebze bir yan etkisi yok. Ama tatlandırıcının vücuttaki etkisi şöyle. Vücuda yapay bir şeker hissiyatı oluşturduğu için maalesef bizim vücudumuz yine sanki şeker almasçasına şeyimiz yükseliyor glikozumuzu. Evet. Ve glikoz insülin yükseldikten sonra bizim kan şekerimiz tekrar düşecek. Kan şekeri evet. Düştükten sonra olan olay şu herkesin şey acıkıyoruz. Evet. Özellikle spor yapanlarda biliyorsunuz evet. Ki daha çok glikoz ihtiyacı olabiliyor. Yani evet. Spor yaptığımız için efor sahibi yani, biliyorsunuz ki tabii ki daha çok şeker ihtiyacı oluşabilir. Şeker vücudumuz şeker istiyor. Muhakkak yani karbonhidrat tüketmeleri lazım kaliteli bir şekilde. Ama dediğim gibi yani tatlandırıcı kullanımına çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü verdiği yapay şeker alımı sayesinde yani vücudumuzu daha sonraki süreçlerde acıktırabilir. Evet. Yani bir de biliyorsunuz ki bayanların özellikle korkulu rüyası selülit. Buna değinmeden geçemeyeceğim bir diyetisyen olarak, diyet uzmanı olarak da. Tabii ki bol bol su içmelerini öneriyoruz. Ve aynı zamanda kafeinli ürünlerden uzak kalma. Sigara, alkol veya kahve evet, gibi. Evet, şampanya çok önemli.